Merhabalar, adım Deniz Tokur, Tiyatro Batı'nın hocasıyım. Bu sene Pir Sultan Abdal oyununu çıkaracağız. Çıkardık hatta, oynuyoruz. Şu anda da hazırlıklarımız devam ediyor. Erenler Cemevi'ndeyiz bu hafta. Ve son dönemlerde gelişen haksızlıklar, adaletsizliklerden dolayı biz de kendi tepkimizi böyle gösterelim istedik. Bu da biliyorsun sanat çok büyük bir tepkidir. Biz de bu tepkimizi böyle koymaya ve sahnede cevap vermeye çalıştık. Oyun Pir Sultan Abdal'ın hayatını anlatıyor bize. Yani Pir Sultan Abdal'ın döneminde o 400 yıl önce yaşanan eziyeti, yani bugün de yaşanan aynı şey zaten. O günden bugüne hiçbir şey değişmediğini, o zaman da halkın ezildiğini, yıpratıldığını, o zaman da emeğin sömürüldüğünü, bugün de aynı şeyin olduğunu tamamen gözler önüne süren bir oyun. Biz de o yüzden ve de bizden, hakkı sevişimizden, yani adalet arayışımızdan bu oyuna karar verdik. Baskılardan kastımız kadınlara yapılan mesela baskılar, tacizler, işçilere karşı yapılan sömürü, sonra gençlere karşı yapılan yine tacizler, sömürüler, çocuk işçiliği, çocuk tacizi. Yani baskıların hangisini sayacağız ki? Hepsi. Yaşlılara dahi bu memlekette tecavüz ediliyor, çocuklara tecavüz ediliyor bu memlekette. Buna karşı bir direnç göstermek zorundaysak biz de bunu sanatla göstermek istedik. Bu sadece Pir Sultan Abdal oyunu değil, başka bir oyunda olabilirdi, hiç fark etmez. Yani bütün oyunlarda zaten bunu koymak zorundayız. Bugüne kadar oynadığımız oyunlarda zaten bunları gösteriyor. Bu sene de Pir Sultan Abdal çok tam yerinde oldu yani bizim için bu oyun. Yani baskıların böyle şekillendirmek hani şey çok farklı değil. Baskının türü de yok, şeyi de yok, yani sınıfı da yok. Hani derler ya neydi o? Yoksulun dili olmaz, yoksulluğun vatanı diye. Böyle bir şey, bu zulmün de dili yok, vatanı da yok. Her yerde zulüm zulümdür yani, devam ediyor. O yüzden baskı dediğim olay bunlar. Bu oyuna biz 6 ay oldu hazırlanalı, 6 aydır hazırlanıyoruz. İlk premierimizi geçen hafta Cuma günü yaptık Barış Manço'da. Çok da güzeldi, etkiliydi. Bu hafta da Erenler Cemevi'nde yapıyoruz. Bundan sonra da başka yerlere gideceğiz umarım. Tamamen kendi çabalarımızla zaten görünüyor. İşte dar ağacını hazırlıyoruz. Kostümler, dekorlar hepsi sağ olsun abilerimiz, ablalarımızdan. Sponsorumuz yok. Bir tane sponsorumuz var. O da Ali Yüksel diye bir arkadaş. Özgür Demir Çelik. O da benim patronum oluyor. Hem çalışıyorum hem buraya gelmeme izin veriyor. Yani tamamen çocukların cebinden, benim cebimden, emeğinden oluşan bir oyun. O yüzden çok zorlanıyoruz ama çok mutluyuz. Çok da gururluyuz. Yani büyük oyunu özellikle çok küçük bir fiyata mal etmek. Ondan da geçiyorum. Büyük bir emeğe mal etmek çok güzel. Sevinçliyiz yani bu yüzden. Ya biz istiyoruz ki birçok yerde yapalım ama yani kim bu oyunu çıkartmak ister, kim bizim burada da oynanmasını istiyoruz derse onun yanına gideceğiz. Altınoluk da var. Ağustos 12'de. Ağustos'un 12'sinde Altınoluk'ta yapacağız gösterimizi. Ondan sonra şu anda bir yer yok ama yani şey var. Dilekçe verdiğimiz yerler var. Onlardan da uygun cevap gelirse Tokat'a gitmeyi düşünüyoruz, Yalova'ya gitmeyi düşünüyoruz, bir de Sivas'a gitmeyi düşünüyoruz şu aralarda. Ben Doğan Yılmaz, Tiyatro Batı'nın sahne amiriyim. Deniz Tokur'la yaklaşık 6 yıldır beraberim. Sarı Kadır rolünde oynuyorum. Yani fermanı yazan, Pir Sultan'ın asılmasında etkin olan kişiyim. Ne kadar kötü bir rolde de oynasam yani, rolün iyisi kötüsü olmaz aslında da yani karakterim kötü olsa da. O zaman da insanların verdiği mücadele, ezilen halkın sesinin çıkmaması, yani bir kor halinde olması, onun alevlendiren sadece bir kişinin olması. O kişinin de tabii her zaman faşist bir sistem olduğu için ezilmesi gerektiği gibi yine ezildiğini görüyoruz. Yani her zaman hüsran sorumuz. Biz Deniz abiyle yıllardır beraber olan 4-5 kişiyiz. Fakat ekibimiz daha çok yeni. 2 yıllık bir ekibimiz yani. Tiyatro Batune adı altında 2 yıldır gösterilere çıkıyoruz. Yani daha bu yolda yeniyiz. O yüzden desteğe ihtiyacımız var. Maddi olsun, manevi olsun her türlü yardıma ihtiyacımız var. Ya biz genellikle maddiyat değil de maddiyatı bir yoldan karşılarız yani. Öğrenciyiz hepimiz. Sağdan buluruz, annemizden alırız, babamızdan alırız. Buluruz bir yoldan ama biz daha çok maneviyat. İnsanların bizi izlemesini istediğini yani görmek istiyoruz. Yani arkamızda olduklarını hissetmek istiyoruz biz yani daha çok maddiyattan. Tiyatro olarak dram oyunu ben bayağıdır oynamıyordum. Yani oynadığım tek dram oyunu Harman Yeri diyeyim, Çanakkale oyunu. Dram olarak bana çok şey kattı. Mesela benim diksiyonum çok kötüydü aynı zamanda. Bu oyunda diksiyona çalıştım halen kötü olsa da. Repliğimin çok olduğu için daha çok diksiyon kullanmam gerektiği için diksiyona çok çalıştım. O anlamda bana bir şeyler kattı. Dramatörce anlamında çok araştırma yaptık. Yani Sarı Kadır rolünün, Kara Kadır rolünün, Pir Sultan'ın hakkında çok dramatörce yaptığımız için genel kültürümüz de gelişti. Ya bu da tiyatronun zaten temelinde olan şeyler genel kültür.
Kazım Dinler. 18 yaş, 19 yaşındayım. Yeni 19'uma girdim. Üniversite okuyorum. Üsküdar Üniversitesi'nde elektro-nörofizyoloji okuyorum. 6-7 senedir tiyatro yapıyorum. Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'nda Doğan'la beraber bir oyun çıkarmıştım. Küçük bir oyun sınıfımda proje ödevi olarak. Maksat dersten kaçmak ama. Evet. Orada Deniz abi geldi işte. Sormuş. Çağırdı. Tanıştık. Oradan işte bir yıl falan küçük bir oyun çıkardık. Ondan sonra iki yıl falan ara verdik herhalde. Bir buçuk iki yıl ara verdik. Ara verdikten sonra Deniz abi tekrar gördü. Aynı mahallede oturuyoruz zaten. Tekrar işte Filizköy Gençliği altında bir daha toplandık. Ondan sonra da Batone'yi kırdık. Şimdi iki yıldır Batone var. Deniz abi dedi, geldi bir gün işte. Pir Sultan Abdal oynayacağız dedi. İki perdelik bir oyun dedi ve biz daha önce iki perdelik bir oyun çıkarmamıştık. Yani olayın aslı, bize dediler ki yapamazsınız dediler. Siz yeni ekipsiniz, daha çocuksunuz dediler. Biz dedik, biraz da o gaza getirdi, evet. Biraz da bizi ateşleyen, harlayan buydu. Biz de yani asıl olan bizim çocuk olmamız, acemi olmamız değil dedik. Biz de yaparız dedik ve yapıyoruz. Ve çok da beğeniliyoruz. Yani İnşallah bugün de beğenileceğiz. Umarım. Yani yolumuzun ulu ozanlarından bir tanesi olan Pir Sultan'ı yaşamak, anlamak ve oynamak gerçekten çok zordu. Yani ve ben bir yıllık bir oyuncuyum, yani tiyatrocuyum, oyuncu olamadık da. Hani böyle büyük bir işi, böyle büyük bir rolü üstlenmek gerçekten çok zordu. Umarım üstesinden gelebilmişizdir. Hani elimizden geldiğince, elimden geldiğince Pir Sultan'ı yaşatmaya çalıştım. Yani beceremeyiz zaten Pir Sultan'ın hani o zaman da yaşadıklarını şu anda aktarmayı bile biz beceremeyiz. O kadar büyük bir şahsiyet. Yani okuduğumuz zaman, hayatını, yaşantısını okuduğumuz zaman bunu görebiliyoruz zaten. Biz dediğimiz gibi tiyatro batonu olarak elimizden geldiğince Pir Sultan Abdal'ın hayatını sahnelere aktarmaya çalıştık. Umarım elimizden geldiğince bunu başarmışızdır. Siz izleyenlerimize de keyifli bir oyun sergilemişizdir. Oyun sırasında taşlanma sahnesi özellikle çok can alıcı bir nokta. Özellikle bağlamanın ve neyin vermiş olduğu drama, ses olaraktan çok etkili insanları, hem bizi hem seyirciler olmak üzere herkesi etkiliyor. Benim de orası, beni de etkileyen sahne orası. Onun dışında asılma sahnesi gerçekten çok iyi. Ekip arkadaşlarımın ağlaması arkamdan, işte o benim düşüşüm sırasındaki yaşadığım korku olsun çünkü. Boynumuzda bir halat var, o halatta kendimi aşağı bırakıyorum, ne olacağı belli değil. Onun korkusu ve ağlama seslerini duyduğum zamanki yaşadığım etki direkt tüyleri diken diken ediyor bende. Bu iki sahne benim çok beğendiğim sahnelerden. Adım Ferda Gül, soyadım Edemir. Oyun hakkında düşündüklerim, bazı yerler çok duygusaldı, bazı yerlerde böyle komikti. Beni en çok etkileyen sahneler Pir Sultan Abdal'ın böyle kadılara karşı direnmesi ve kadınların kadılara karşı direnmesi. Bir de Pir Sultan'ın ölüm sahnesi. O çok duygusaldı. Adım Hüseyin Demirel. Oyunda en çok etkilendiğim yer Pir Sultan Abdal'ın asılması. Ve biraz duygusal, biraz mutluydu. En sonu ama çok duygusaldı. Ben Demirel. Oyunda en etkilendiğim taraf Pir Sultan Abdal'ın ölüm sahnesiydi. Adım Özgür Toprak. Oyunda en sevdiğim sahne Pir Sultan Abdal'ın ölüm sahnesiydi. Elinde kamçısı yoksunlu ezer, yoksunlu ezer. Döşeyi yorganı yar yar mezasta gezer. Dönecek çorbası balı. Döşeyi organı yar yar mezata
kral. Şimdi bu yaptığınız haktır. Haktır ki hem de aramızın ağzı gibi. Neyin hak demektedir ha? Soygunur mürettir, bal gibi soygun. Biri gibi haksız. Bir görüşte çıkmazsa ocağın batarı ve kaçıncı da sana dediğiniz borç. Aldığımızın kaç kat olmuştur. Hiç hesaplamaz mısın? Bilmez tükenmez mi bu? Hiç hesap yok mu sen? Hiç merhametin var mı? Çoluk çocuğumuzun da babasını, babasını alırsın elimizde. Ne yedik biz daha, ne içelim? Bana ne? Ben alacağım gitse. Hakkâlâ ve kaddes hazretleri, ey hayrul abdî ayet-i kerimesine göre oturmuş Arapça kuralı kursu. Gel bunun manasını vereyim bir sofim. Ehli değil olmuşsun irfan içinde. Gel bunun manasını vereyim bir sofim. Min terefillah, min terefillah. Kelam-ı mukaddese karşı neler demektesiniz? Büyüklerin buyruklarına uymadığınız yetmiyormuş gibi alışverişte tanımamaya başladınız. Biz tüm canlı ilim alın satmadık, her eder balına hile patladık. Kendimiz gelişti, biz kurtuladık, bizi tanı kemen insanlar. Yorulan yorulsun, ben yorulmazam. Osmanlı kadısına ben sorulmazam. Kalsın benim davam, divana kalsın. Devlet sorumu çok bir zordur bir sultan. Yeri geldin mi aslan gibi güçlü, yeri geldin mi tilki gibi kurnaz olmadın mı? Haine yol verirsin. Anlarım, anlarım da. Padişah fermanını bir ucundan alıp değiştirmek necedir onu çözemem Isır. Hiçbir şey değiştirilmiş değil efendi. Efendimiz ne buyurduysa o işlenmektedir. İkrar ister kullarından. Kulluğa ikrar ister. Ve dahi verebilen affı şahaneye hak eder. Ya veremeyen? Gitti gider. Gider ki gittiği yerde ne eyler ne bilmez. İkrarı nasıl verecekmişiz Hızır? Nasıl? Başı efendimiz düşünmüştür. Şimdi bize üç nefes diyeceksiniz. İçinde şah adı geçmeyecek. Ya sonra? Fermanı duydunuz. Demek bir tek şartım vardır Hızır. Yerine getirirsem elimi kolumu sallaya sallaya çekip gideceğim öyle mi? Evet. Öyleyse benim de bir şartım vardır. Şah koşmanın zamanı değil bir sultan. Gel uzlaş devlette. Örnek ol yoksula, barış kurulsun. Şartım var değildir Hızır. Söz isterim senden. Söyleyeceklerimi hiç kesmeden kayda geçeceğine söz ver bana. Hızır Paşa bizi berdar etmeden. Açılın kapılar Şah'a gidene. Siyaset günleri gelip yetmeden. Açılın kapılar Şah'a gidene. Alınmış abdestim aldırırlarsa, kılınmış namazım kıldırırlarsa, siz de şah diyeni öldürürlerse, ben de bu yayladan şaha gidelim. Eğer güvenimen bostan olursam, şu halkın diline destan olursam, kara toprak senden üstün olursam, ben de bu yayladan şaha gidelim. Bir füskesi yarar beni.